Evet, tabii ki Google deyince ilk aklımıza gelenlerden bir tanesi Chrome. Chrome bir internet tarayıcısı. İnternet tarayıcıları, web browserlar internete girmek için bir arayüzler. İnternetle, bilgiyle aramızdaki taşıyıcılar, kapılar diyebiliriz efendim. Birçok web tarayıcısı var. Benim en çok kullandığım ve Google'ın da ve Google araçlarının konusu olan web browser internet tarayıcısı da Google Chrome. Google Chrome çok hızlı, oldukça hafif bir program. Bu çok önemli bir özellik. Yani Google Chrome kurduğunuz zaman bilgisayarınıza ya da telefonunuza çok fazla yer kaplamıyor. Bu da hem kendisinin hantal olmamasını hem de bilgisayarınızın hantallaşmamasını sağlıyor. Güvenlik açısından hiçbir web aracı, hiçbir uygulama %100 güvenli değildir. Yalnızca daha güvenlileri vardır. Bu da onlardan bir tanesi diyebiliriz. Ancak güvenliğinizi sağlamak sizin elinizde. Hangi veriyi paylaştığınızı, kimle paylaştığınızı, ne zaman paylaştığınızı siz kontrol edebilirsiniz efendim. Evet, Google Chrome internete girmek için kullandığımız bir tarayıcı. Default olarak, yani gelen ayarlarında ana sayfa olarak zaten Google geliyor. Üst tarafta bir adres çubuğumuz var ve bir Google araması alanımız var. Adres çubuğuna yazacağınız şeyler de tıpkı Google arama kısmına yazmışsınız gibi bir arama olarak gösteriliyor. Şöyle yapalım. Eğer elma yazarsam oraya, aşağıya elma yazdığımda ne gelecekse yine adres çubuğuna yazdığımda da elma araması yapıp bana getiriyor efendim. Bir alışkanlık oldu. Zaten bir alışkanlık oldu. Biz şu adres çubuğunu çok fazla kullanmıyoruz. Onun yerine adresi bilsek bile hani www diye başlayan internet sitesini de yine buraya yazıyoruz ve bu da bize arama sonuçları veriyor. Alt tarafa yazarsanız tabii ki bir arama sonucu olarak verir. Adres çubuğunu yazarsanız direkt o internet sitesine gidebilirsiniz. Chrome uygulamasını bilgisayarınızda hangi tarayıcı varsa o tarayıcıya Google Chrome diye aratarak ulaşabilir ve indirebilirsiniz efendim. Kendi kendini otomatik olarak günceller ama güncelleme yapmıyorsa da Chrome'unuzu güncellemek için yine Google'da Google Chrome diye aratıp açılan sayfada Chrome'u güncellemek istiyorum diyebilirsiniz. Ya şu adrese gidebilirsiniz. Şu kısma gidebilirsiniz. www.google.com.tr ve geri kalan kısmı takip edebilirsiniz ama Google arama sonuçlarında zaten siz Google'da arama yapmaya başladığınız anda sağ tarafta hangi tarayıcıda olursanız olun Google Chrome indirmek istiyor musun reklamı çıkacaktır. Ve o şekilde o yolda takip ederek Google Chrome indirebilirsiniz. Google Chrome'da da diğer tüm tarayıcılarda olduğu gibi üst kısımda sıklıkla ulaştığınız internet sitelerini bulabilirsiniz. Tarayıcınızın görünüşünü değiştirebilirsiniz. Bakın sağ alt tarafta Chrome'u özelleştirin seçeneğinden. Sık kullanılanlar mı gözüksün? Klasik bir Chrome görüntüsü mü olsun? Sizin istediğiniz bir fotoğraf mı yüklensin? Farklı bir renk mi seçeceksiniz? Farklı bir renk mi seçeceksiniz? Hangisini seçeceksiniz? Kısa yollarınız ne olsun? Hemen sayfaya girer girmez alt tarafta dizilecek kısa yollar ne olsun? Üst taraftakiler hariç bir de alt tarafında var. Bunlar neler olsun? Arka planınızda bir manzara mı olsun yoksa tek renk mi olsun? Bunlara karar verebiliyorsunuz. Günlük olarak yenile seçeneğini açarsam da her gün Google bana kendi içerisindeki kütüphanesinden bir fotoğrafla beni karşılıyor. Kısa yol ekleme kısmına siz de dilediğiniz internet sitesini kısa yol olarak ekleyebilirsiniz. Şu an benim eklediğim gibi, pardon yanlış yere yazdım. Bu kısımları editlemeyeceğim bu arada. YouTube yazalım. Gördüğünüz gibi bir kısa yol olarak buraya ekledi. Ben ne zaman bu tarayıcı açacak olsam bu kısa yolu göreceğim. Üst taraftakiler ise şuradaki yıldızı kullanarak yer işareti koyduğum internet sitelerini dizebileceğim bir alan. Herhangi bir internet sitesine, herhangi bir internet sitesine bu zaten yıldızlı. O yüzden bunu seçmeyelim. Mesela şunu seçelim. Bu da yıldızlı.
herhangi bir internet sitesinde gezinirken buna daha sonra ulaşmak istiyorsanız bir yıldız var. Bu yıldızı işaretleyip istediğiniz bir klasörün içerisine bu internet sitesini kaydedebilirsiniz. Daha sonra ise yer işaretleri kısmından bu internet sitelerine ulaşabilirsiniz. Yer işaretleri çubuğu kısmına ise buradaki internet sitelerinden istediğinizi tutup sürükleyerek bırakabilirsiniz ve bu internet sitesi burada her zaman ulaşabileceğiniz bir şekilde var olur. Ya da gördüğünüz gibi farklı klasörleri de sizin oluşturduğunuz yer işaretleri kısmında sizin oluşturacağınız farklı klasörleri de buraya tutturabilirsiniz daha sonra kullanmak için. Ancak ben bu kısmı çok fazla kullanamıyorum. Çünkü siz de gördünüz az önce, milyonlarca internet sitesi oldu burada. Bunların hepsini tek tek düzenlemem gerekiyor. Daha sonra ulaşması da zor oluyor. Google da bunu fark etti sanırım. Daha kolay, daha çabuk ulaşılabilecek, daha çabuk düzenlenebilecek bir icat geliştirdi. Bakın şurada okuma listesi diye bir alan var. Artık denk geldiğiniz internet sitelerini okuma listesini tıklayıp mevcut sekmeyi ekle diyerek bu kısma ekleyebiliyorsunuz. Bunu temizlemek ve daha sonra ulaşmak da daha kolay olduğu için artık ben bunu kullanıyorum. Yer işaretlerini çok fazla kullanmıyorum. Aklınızda bulunsun. Şimdi ben tüm bu ayarlara yalnızca kendi bilgisayarımdan değil, Google hesabımla, Gmail hesabımla oturum açtığım tüm bilgisayarlardan ulaşabiliyorum. Bunun için ne yapıyorum? Bakın siz de eğer oturum açmadıysanız sağ üst tarafta şu an benim fotoğrafımın olduğu yerde bir ekle seçeneği ya da oturum aç seçeneği olacak. Birden fazla oturum da açabilirsiniz. Birden fazla Gmail hesabınız varsa birden fazla oturum da açabilirsiniz. Ekle diyerek açılan pencerede yeni bir profil oluşturabilirsiniz. Hesabınız olmadan da tabii devam edebilirsiniz. Öyle bir zorunluluğunuz da yok ama eğer her yerden tüm bilgilere ulaşayım, işte ekranıma, işte okuma listeme vesaire her neyse hepsine ulaşmak için oturum açmanız gerekir. Oturum aç dedikten sonra Gmail adresinizi, telefon numaranız hangisiyle kullanıyorsanız ve şifrenizi girerek oturum açabilirsiniz. Oturum açtığınız anda şu gördüğünüz alana oturum açtığınız her bilgisayarda ulaşabilirsiniz. Benim okulda kullandığım, işte kullandığım tüm bilgisayarlarda bu oturumum açık ve hepsinde aynı bilgilere, aynı düzene sahibim efendim. Chrome'la alakalı ayarları yapacağımız sekme ise bakın yine sağ tarafta 3 noktayı tıklıyoruz. İşte geçmişe ulaşabiliriz, indirilenler bölümü Ctrl C'ye basarsak kısa yolunu gösteriyor. Yine ulaşabiliriz. Yakınlaşma, uzaklaşma, hani sayfayı büyütebilirim ya da duruma göre küçültebilirim. Ve benzeri ayarlara burada ulaşabiliriz. Daha fazla ayar istiyorsak ayarlar sekmesine gidiyoruz. Burada birkaç tane söylenmesi gereken var. Otomatik doldurma, şifreler. Google Chrome size ilk başta soracaktır. Şifrelerinizi kaydedeyim mi daha sonra kullanılmak üzere diye. Burada şifrelerim kaydedilmiş durumda benim. Ama bunları görebilmek için bilgisayarımın pinini de girmem gerekiyor. Ancak o zaman bu şifreleri görebilirim. Ama onun haricinde bir internet sitesine gittiğim zaman şifreyi görmeden o internet sitesini otomatik olarak Google benim için yazıyor. Mesela 000webhost.com adresine gidersem orada kullanıcı adım adminmiş. Şifrem de şuradaki şifreymiş, otomatik olarak dolduracaktır. Buna dikkat edin. Hani şifrelerinizin burada kayıtlı olduğunu bilin. Yine Google aynı şekilde size en başta ya da bir ödeme yaptığınızda soracaktır. Bu ödeme yöntemini ödeme yöntemlerinizin içerisine ekleyeyim mi diye. Böylelikle kolay bir şekilde sadece kredi kartınızın arka tarafındaki 3 numarayı girerek ödeme yapabilirsiniz. Adres ve daha fazlasında da şunu kastediyor. Hep aynı adresi kullanıyorsanız, mesela hep aynı adresi kullanıyorsanız, şunu kaldırayım bu arada, okulun adresi. Hep aynı adresi kullanıyorsanız adres ekleyerek bu kısımdan kolay bir şekilde
forumlarda adres kısımlarını, telefon numarası kısımlarını doldurabilirsiniz. Güvenlik ve gizlilik kısmı, tarama verilerinizi ne aradınız, çerez olarak neler indi, ön bellekte neler kayıttı, bu verilerin hepsini buradan silebilirsiniz efendim. Şu kısımda sürekli olarak bir güvenlik uyarısı vardır. Denetle dediğim zaman kendi içerisinde bir antivirüsü var diyelim. O antivirüsle Chrome içerisinde bir arama yapıyor. Bu da güvenlik açısından çok fazla önemli. Çerezler ve diğer site verileri bu kısımdan, bu kısımda hangi sitelerden çerez alacaksınız, hangilerinden almışsınız, hangilerinden almak istemiyorsanız, yani küçük bilgi bombardımanları diyelim, sizinle alakalı bilgi toplamak için her sitenin size gönderdiği bir veri vardır. Bir küçük bir kod diyelim, kod vardır. O kodları silmek için bütün ayarları buradan yapabilirsiniz. Girdiğiniz sitelerde verdiğiniz izinleri, işte mikrofon izni, kamera izni, size bildirim göndersinler mi, göndermesinler mi gibi izinlerin hepsini de yine bu kısımdan yönlendirebilirsiniz efendim. Görünüm var. Varsayılan tarayıcı olarak Google'ı atarsanız, Chrome'u atarsanız da bir uygulama açmak istediğinizde, bir internet sitesini tıkladığınızda otomatik olarak Chrome açılacaktır. Gelişmiş ayarlar var. Dili, erişebilirlik, işte sayfadaki yazıların size geri okunması, onun haricinde sistemle Chrome'un kurduğu ilişki, indirilenlerin hangi şartlarda indirilebileceği, nasıl saklanacağı gibi tüm ayarları da bu kısımdan yapabilirsiniz. Google şimdi bir sonraki dersimizde Chrome uygulamalarını ve Chrome'un diğer uygulamalarla olan ilişkisini anlatacağım. Bir sonraki derste görüşürüz.